Selamünaleyküm. Herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli belediye başkanlarımız, meclis üyesi arkadaşlarım, güzel Söğütlüm'ün güzel muhtarları, geleceği parlak Söğütlüm'ün gencecik meclis üyeleri, çok değerli ilçe başkanı, basın dep mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün buraya gelmemizdeki amaç, meclis üyelerimizle muhtarlarımızla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmektir amacımız. Fakat gelmişken sizlere de ufak Söğütlü'yle ilgili bilgi vermek istiyorum, müsaade ederseniz. Sizlere takdim ettiğimiz kutular, kutunun haricindeki her şey Söğütlü'nün ürettiği yiyeceklerdir. Güzellikle, ağız tadıyla, sağlıkla yiyebilirsiniz, afiyet olsun. Bunun içinde Sakarya'mızın meşhur kabağı vardır. Bu kabak Söğütlü'de üretilmiştir. Üzerindeki ceviz dahil ağız tadıyla ikram etmek için sizlere getirdik. Tatlı konuşalım, tatlı yiyelim diye. Kabağın yanında üçgen şeklinde bir ufak pastamız var. Bu garibanlıktan böyle küçük değil ha. Fazla un bulamadık da onun için bu kadar yapabildik. Tatlanmak için. Bu kekimiz bizim Siyez buğdaydan yapılmıştır. Siyez buğday hiç şimdiye kadar genleriyle oynanmamış ata tohumumuzun adıdır. Ben bunu Afyon'dan bir yerden buldum. Geçtiğimiz yılda kendi tarlamda kendim ürettim. Üretmemdeki amaç şuydu, zarar edersek kimseye vermeyelim, zarar kimseye olmasın diye. Fakat sağ olsun bizim Ekrem Yüce gibi bir başkanımız olduğunu unuttumuşum ben o zaman. Dedim ki ben kendisine ben bunu üretiyorum. Oğlum ne kadar üretirsen üret, alıcısı benim dedi. Ben de o günün rahatlığıyla ürettiğimiz tohumları bu sene sağa sola dağıttık. Hem kendimiz bir şeyler yapıp satacağız. Satamadıklarımızı Ekrem babamıza inşallah getirip vereceğiz. Mağdur olmayacağız. Abi çok teşekkür ederim bu cesareti bize verdiğiniz için. Arkadaşlar Siyez buğday ben geçen sene ektiğimde 265 kilo dönümünde aldık. Zaten normal buğday Söğütlü ortamında 350-400 kilo civarında olur. Ürettiğimiz buğdayı sattık, dağıttık, ürünler yaptık. Bu buğdayın kilosu, Siyez buğdayın 25 TL bugünkü fiyat. Normal buğdayın fiyatı 3.2 TL'dir. Tabii ziraat mühendisi olan bir başkanımızın yanında bunları konuşmak hem bana ayıp geliyor, bir de korkuyorum yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Fiyatı mükemmel. Onun içindir ki biz ülkemizde ve ben ilçemden sorumluyum. İlçemde 200 bin ton mısır üretiliyor. Fakat mısır her sene üretile üretile toprağı yaktık. Dededen gelme etkilerle ekiyoruz biz bunları. Her sene 100 kilo gübre, işte sulama işi zaten fazla yapmıyoruz biz. Ama topraklarımızı mahvettik. Benim amacım topraklarımızda dönüşü daha fazla olan ürünler üretmek ve ilçe halkımı gelir seviyesini yükseltmek. Bu amaçlarla çalışmamıza devam ederken gene önünüzdeki kutuların içinde, poşetlerin içinde siyah ürünler göreceksiniz. Onu benim etrafımda tanıyan ben az önce bir tek Ekrem Başkan gördüm. Zaten ondan tanıması doğaldır. Bu bir aranya bitkisidir efendim. Aranya bitkisi antioksidanı değeri en yüksek meyvelerden birisidir. Bunun şu anda elinizdekilerin kilogram değeri 100 TL'dir. Bizim ilçemizde şu anda 47 dönüm 3 yıl üzeri ürün vardır ve bu aranya meyvesi de Söğütlü'den toplanan aranyadır efendim. Adını attığınızda akşamına yerken rahatlıkla yiyebilirsiniz ve kanser tedavisinde ileri derecede kullanılan bir üründür. Ayrıca geçtiğimiz haftalardan Bingöl'den ve Bitlis'ten 4 öğretmen de geldi, emekli öğretmen. Bizden yer kiralamak ve almak istediklerini belirlediler. Geçtiğimiz hafta bu işi hallettik. 84 dönüm üzerine de ekmeye başladılar. Allah bana ömür verirse bunun Ekim ayları biri Kasım'da biri Mayıs'ta dediler. Tabii Mayıs'takini yazın yürütmek zordur diye ben Kasım'ı tercih ettim. Allah bana nasip ederse önümüzdeki Kasım ayında ben de kendi tarlalarıma bir 10 dönüm ekeceğim. Ama buraya asıl geri sebebimiz. Efendim biliyorsunuz bu sene biz Söğütlü'müzün
100. kuruluş yıldönümünü kutladık. 100 yılı aşkın bir yerleşkenin maalesef ki hala altyapımız yoktu. Yoktu diyorum çünkü geçtiğimiz haftalarda Büyükşehir Belediye Başkanımız geldi, kazmayı vurduk ve dikkat ettiyseniz hiç basında falan da gündeme gelmedi. Çünkü bu mütevaziliğin göstergesidir. Çok teşekkür ederim kendilerine. Saski Genel Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ederim. Karda dahi çalıştılar. Hızlı bir şekilde Ekrem Başkanımızın talimatlarıyla bu altyapıyı da yapıyoruz. Allah emeğe geçen herkesten razı olsun. Allah Ekrem Başkanımıza uzun ömürler versin. Sizlere çok teşekkür ederim. Muhalefeti olsun, iktidarı olsun, Söğüt ile ilgili her konuda hep baktım, oy birliğiyle geçiyor her şey. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Bakın arka taraf kalabalık, bugün bana sakın laf söylemeyin. Bütün muhtarlarım burada, ilçe başkanım burada. Bir kalk, evet, çok, evet, hoş geldiniz tekrar, teşekkürler, sağ olun. Biz Söğüt olarak küçüğüz ama gönlümüz büyüktür bizim. Her zaman sizleri aramıza görmek isteriz. Rabbim her günümüzü böyle güleç, sağlıklı ve mutlu etsin. Eğer Ekrem Başkanımız da kabul ederse kendilerine ufak bir hediye takdim etmek istiyoruz. Başkanım kabul ederseniz memnun oluruz inşallah. Bunca insanı kırmazsınız herhalde inşallah. Buyurun. Başkanım burada zaten. Efendim, bir daha mutfağımıza gelsin. Beraber olur bugün hatırasını, müsaade ederseniz. Buyurun arkadaşlar. Sağ yansın. İki tane. Sağ yansın. Veya sol. Ben ortaya geçeceğim. Buraya mı geçeceğim? Alamam. Gel. Bu üste çıkacağım. Buyurun arkadaşlar. Ben geçeceğim. Olabilir mi? Yok abi, benim çek. Öne dizilelim efendim. Muhtarlar, öne doğru dizilelim. Bir dakika. Osman, birinci maddeden başlayabiliriz.